Selam arkadaşlar, Emrah diye bir arkadaşımız benden 2000 TL'ye kadar 4 mevsim mont tavsiyesi istemişti. Ben bunlardan ilkini sunacağım. Onun altına Revit Levante de yazmıştım. O da bir ekstra bir tane ne denir, öneri olarak dursun. Bu da Revit Jupiter 2 diye geçiyor. Bu X-Large bana bir beden büyük. O yüzden large'ını bulamadım şimdi. Bunu giyeyim üstüme. Nasıl özellikleri olduğunu zaten söyleyeceğim size. Şu şekilde. Yanında iki cebi var. Kol ayarlamaları var. Bileği şöyle cırt cırtlı şekilde yapılmış. Bir fermuar yok. Ama üstte havalandırma kanalı var. Şurada orada delikli bir tane yapısı var. Şurasında özellikle. Hava almanızı sağlıyor. İçinde güzel bir astar var. Bu alınabilir. Bu 3 mevsim denebilir. Bunun içine bir tane güzel bir termal aldığınız zaman 4 mevsimde rahatlıkla kullanırsınız. Yan tarafında bir tane cep var. Bu tarafında bir tane yok, burada cebi yok, pardon. Astarı zaten çıkabiliyor. Şöyle astarın içinde bir tane cebi var. Kol iç dediğim gibi kollarında çıt çıt var. Kolları ayarlanabiliyor. İki taraftan da C10'aylı korumaları var. Özellikle omuzlarında ve dirseklerinde. Sırtında bir korumayla beraber gelmiyor. Sırtını da göstereyim. Şu şekilde. Evet. Bu tabii ki hani spor kesim bir motosiklet montu. 3 mevsim kullanabilirsin. Tabii ki hani yazın biraz sıcak gelecektir bununla. Fakat şuralarındaki hani fermuar kısımlarını açtığında şuralarındaki deliklerden rahatlıkla hava alabilirsin. Yazın hani başka bir mont alman gerekebilir. Delikli bir mont alman gerekebilir. Bunu 3 mevsim rahatlıkla kullanırsın. Kapandığını zaten şöyle göstermiştim. Ve altında bir tane fermuar var. Şurasında çıt çıtı var. O çıt çıt da şuradan çıt diye kapanıyor. Yandan da şöyle duruyor. Bellerinde, yani belinde şöyle cırt cırtı var. O da beline tam oturmasını sağlıyor. Arkası biraz daha uzundur. Spor kesimi olduğunu söyledim. Bunu önerebilirim. İkinci mont hangisi? İkinci mont da bu. İkinci mont da Venom'un Dakar modeli. Ben bu modeli seviyorum. Bunu da 4 mevsim kullanabilirsin. Tabi bunun da hani dışında delikli bir yapısı yok. Bunun da hani kollarında tekrar şu sıkma yerleri, koluna göre oturtma yerleri var. Bunları da cırcırtlı olarak yapmışlar. Kolunda bir tane fermuar var. Ters şekilde yapılmış bir tane bilek fermuar bilek cırcırtı var. Üst tarafında şuralarında tekrar hava alabilmesini sağlayan delikleri var. Şu şekilde şuradan açılan hava almasını sağlayabilecek tekrar bir tane cırcırtlı haznesi daha var. Şu kısımlarında belinize oturtmak için tekrar cırcırt koymuşlar. Tekrar bir tane cebi var. İç tarafında iyi bir astarı var ve astarın içinde de tabii cepleri var. Ve şu tarafında da telefonluk cebi var. Telefonluk cebi biraz küçük yapılmış. Hani ne boyutta bir 5 inçlik bir telefon sığabilecek kadar yapılmış. Şuradan astarı yan taraftan çıkabiliyor. Ve iç astarı da çıkartıp yazın da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü bunun da hani yaza uygun şekilde yapılmış bir sürü deliği, fermuarı ve cırcırtı var. Tabii ki koruma yerlerinde özellikle destekleri var. Omuz ve dirsek korumaları var. Arka tarafında rahat hareket etmenizi sağlayacak bir körük mekanizması koymuşlar şuraya. Hani kolunuzu ve duruşunuzu değiştirdiğiniz zaman sizi itmesin, çekmesin diye yapılmış. Hemen bu dirseklerin üstünde de var. Burada da kullanabilirsiniz. Arka tarafında bir tane arkçı için kullanabileceğiniz bir cep var. Arkanıza binen arkadaş buraya telefonunu koyabilir. İstediği herhangi bir şeyi koyabilir. Cüzdanını koyabilir. Arka tarafında da havalandırma kısımları var. Buraları da delikli yapmışlar. Yani önden aldığı havayı arkadan rahatlıkla verir. Verir mi? Verir. Yani. Ha, verir mi verir dedim. Tabii ki yani verir. Sonuçta içinizde hava dolaşacak ve belirli bir süre sonra tabii ki o hava hani hem şişmesini sağlıyor montun hem de çıkmasını sağlıyor. Tabii bu yaz için. Çünkü hava dolaşımı gerçekten yazın önemli oluyor.
Bu montta böyle. Hani 600D kumaştan yapılıyor çoğu zaten. Yani dayanıklı bir kumaştır. Yırtılmaya işte kazalarda sürtünmeye karşı da dayanıklıdır. Tabii ki yani hani bunları tanıtıyorum ama tabii ki her zaman deri giyim daha dayanıklıdır. Onu da aklınızda bulundurun arkadaşlar. Ben bu iki montu da öneriyorum. Emrah diye bir arkadaşımız istemişti. Bunlar güzel seçenekler. Galiba bu 1600 lira olması lazım. Bu belki biraz daha ucuz olabilir. Fiyatlarını zaten açıklama kısmında yazacağım. Hepinize iyi sürüşler.